Günaydın. Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın bu son gününde. Evet sevgili seyirciler, tabii İstanbulluları ilgilendiren bir haber. Hissettin mi depremi? Yok. Hissetmedin mi? Ne zaman olmuş? Yani bugün sabah 5.36'da oldu. Yok. Çınarcık merkezli, yerin 7.7 kilometre altında, Yalova Çınarcık merkezli ve bütün İstanbul hissetti vallahi. Derin uyuyormuşsun demek. Yok, bizde kimse sorduğum sağa sola bilmem şey değil, kimse hissetmemiş yani. Öyle birkaç kişiye yani. Allah, biz Sarıyer'deyiz, biz bile hissettik yani. Sarıyer sen yakınsın ama. Nereye yakın? Yani denize daha yakın değil misiniz siz? Denize daha yakınız da bir Çınarcık yani Marmara Denizi öte tarafında. Tamam, deniz, yani. Ama denizden gelmiş galiba öyle duydum ben. Yani yok yani oraya kadar etkilemez normalde. Neyse sonuçta 4.3 Kandil Lirası tanesinden alınan bilgiye göre Türkiye zamanında iyi bir gazetecilik yapmış birkaç hafta önce. Jeofizik Mühendisleri Odası Yalova Temsilcisi Osman Kendir kaç tarihinde demiş bu bilgiyi ne zaman vermiş? 29 Kasım 2018 Perşembe günü vermiş. Çok da yakın bir tarihte vermiş hem de. Dün vermiş. Dün vermiş evet. Ha, dün geçen hafta mı? Ben dün verdiği bir haber. Evet doğru. Dün söylediği bir bilgi, aktardığı bilgi. Marmara'da gerilim arttı. Her an deprem olabilir demiş Osman Kendir. İşte 16 saat sonra da bu deprem meydana geldi. Ama enteresan, stres arttı demiş yani. Sabah radyoda yalnız biri de diyor ki İstanbul'da sürekli deprem oluyor. Yani 2-3 büyüklüğünde. Hı hı. Sürekli deprem olduğu için. Tabii öyle sürekli deprem oluyor. Yapıyor. 4.1 tabii bunu bilmesi gene küçük bir deprem Allah'tan. Hı hı. Yani benim sabah gene duyduğum denizden olmuş. O yüzden hani Sarıyer'de, denize yakın yerlerde daha çok... Karadeniz'e yakın yani sonuçta Boğaz'da ve Karadeniz'e yakın. Ve İstanbul'un en kuzeyinde. Yani Çınarcık'la arasında... Sarıyer arasında, Sarıyer ya da karşısına gelen Şile arasında yaklaşık 100-120-130 yani dikey kuş uçumu 130-140 kilometre mesafe var. Tamam, denize olduysa denize yakın yerler daha çok hisseder diyorum Karadeniz'e. Bu normal. Evet. Sabah dinlediğim uzmanlar da öyle diyor. Hmm. Denize yakın yerlerin olması normal. Şimdi biz denize yakın olmadığımız için belki çok hissedilmedi ya da belki de bazıları hissetmiştir. O sabah bir uzmanı dinledim. Habertürk'teydi galiba. Onun söylediği denize yakın yerlerde daha çok hissedilmiş. O yüzden bunu söyledim. Yani inşallah daha ciddi bir şey değildir. Evet. Yani öncü müdür, artçı mıdır diye soranlar var ama. Bazı illerde Bursa'da filan da çok hissedilmiş. Hı hı. Yani söylenen. Evet. Büyük bir şey olmamış Allah'tan yani. Evet, Allah'tan geçmiş olsun bütün İstanbullulara. Hı. Dün bir video izledik sevgili seyirciler. Polise bağıran bir kadın, bir hanımefendi. Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi ve Özlem Atan Tarlacı olduğunu öğrendik daha sonra kendisinin. Önce o videoyu bir izleyelim, bir hatırlayalım. Dün yayınladık biz. Ondan sonra söyleyeceklerimiz var. Çünkü dün akşam yine TGRT bir habercilik başarısına imza attı. Ekrem Açıkel ile birlikte. Ana haber bülteninde Ekrem Açıkel Özlem Atan Tarlacı canlı yayına aldı. Onu da getireceğiz şimdi. Önce bir görüntüyü izleyelim. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Tamam bağırmayın hanımefendi. Bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor. Bağırmayın. Bağırmayın. Evet. Şimdi bu görüntüyü hepimiz izledik. Hepimiz bir şeyler söyledik. Ama aslında hepimiz de biraz çuvalladık. Hmm. Şöyle çuvalladık. Ben kendi adıma öz eleştiri yapmak istiyorum. Tabii gözden kaçırdık daha doğrusu. Daldırdık. Şimdi öylesine bir var ki, çığlık var ki, yani çıldırmışlık hali görünüyor ki bir sinir krizi. Dedik yani gitsin tedavi olsun dedik. Evet. Zaten Özlem Atan da kendisinin sınır krizi geçirdiğini kabul ediyor zaten konuşmasında. Şimdi Ekrem Açıkel'e bağlanmış. Ekrem Açıkel de zaten cevaplarında ve konuşmasında buna değinmiş ama birincisi böyle bir yol kesme olayı tabii ehliyet vesaire sorulacak doğru. Görevlerini yapacaklar. Fakat bu görüntüleri bir polis memuru çekmiş Cem. Ve Bu görüntüleri yayan da internet üzerinden, yayan da sosyal, yine bir polis memuru. Ve bir ay sonra yaklaşık bu olaydan bir ay sonra cereyan ediyor bu. Yani bunun insan haklarına aykırı, daha doğrusu bireysel hak ve özgürlüklere aykırı, kişisel özgürlükleri bir saldırı niteliği taşıdığı ortada. Bunu bir kere kabul etmek lazım. Ben orada sıradan bir vatandaş bunu görüntüye aldı ve internette paylaştı diye düşündüm. Hani bazen oluyor. Gerçi o bile bir anlamda doğru değil ama hani bu tür şeyleri hep görüyoruz sonuçta. Herkes yapıyor bunu. Milyonlarca, WhatsApp gazeteciliği. WhatsApp gazeteciliği. Yani sonuçta bu şeyi, durumu çok yanlış buldum. Ve bu yüzden de polise ciddi bir eleştirimizin olması gerekiyor. Ekrem Açıkel'in, arkadaşlar ben izledim bu videoyu, Ekrem Açıkel'in bu röportajını biraz uzun, herhalde kısalttık değil mi bunu? Evet. Evet, tamam, lütfen onu izleyelim. Toplantınız var, rektör bekliyor sizi, ehliyetiniz ortadan kırılmış, bekleyeceksiniz diyorlar. 15 dakika boyunca elektronik ortamda polis ehliyetinizi sorguluyor. Sonra neden böyle bağırdınız? Ben gitmek istediğimi söylediğimde beklemem gerektiğini söylediler. Ben o esnada öğretim üyesi olduğumu ve daha önce şimdiye kadar herhangi bir ceza yemediğimi, trafik kurallarını herhangi bir şekilde ihlal edici bir davranışta bulunmadığımı ve bana güvenmelerini söyleyerek ayrılmak istedim. Ve ısrarla beni bırakmak istemediler. Sorgulamanın tamamlanmasını istediler. Görevleri icabı, anlıyorum. Ancak ben toplantıya geç kalmış olmanın her zaman görevime ve toplantılarıma, derslerime zamanında gitme çabası içindeyken orada alıkonulmak ve üstelik hiçbir hatam, suçum yokken sanki ehliyetsiz muamelesi yapılmak beni o anda sinirlerimi gerçekten çok yıprattı. Ve bu çığlığı attınız. Bir kriz miydi bu? Ancak ben yine de çığlık atacak kadar, ben size inanın, haysiyetim şerefim adına yemin ediyorum, ben böyle bir sinir krizini hayatımda geçirmedim. Ben üniversitede sakinliğiyle, uysallığıyla, uyumluluğuyla tanınan bir insanım. Her zaman öyle oldum. Öğrencilerime karşı, meslektaşlarıma karşı saygıda hiçbir zaman suçlu etmemiş miyim? Telefonda bana söylediğinizi soracağım o zaman. Çekim yapıldığını gördüğünüzde mi sinir krizi geçirdiniz? Evet, ben kendime çekim yapıldığını, yani polis memuru tarafından videomu çekildiğini fark ettiğim anda niçin benim videomu çektiğini sorduğunda bundan bir cevap alamadım ve çekim yapılmaya devam edildiğini gördüm. Bu doğrusunda ben bir suç mu işledim? Tabii o görüntüler yansımadı. Ben o arada diyorum ki onlara, ben bir suç mu işledim? Ben yüz kızartıcı bir suç mu işledim? Ne yaptım da benim videomu çekiyorsunuz? Niçin beni ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne amaçla bu video çekiliyor? Lütfen açıklar mısınız dediğimde herhangi bir cevap verilmeyerek bu çekimlere devam edildi. Sonra oradan nasıl ayrıldınız? Bu doğrultuda ben de onlara dedim ki siz beni videomu çekmeye ya da resmimi bilemiyorum çekmeye devam ederseniz ben de sizi çekerim dedim. Çünkü ben niçin çektiğinizi bilmiyorum. Dolayısıyla kendimi savunmak amacıyla ben de sizi çekmem gerekir dedim. Dolayısıyla ben de onların benim kaydeden polis memurunun elinde telefonla, telefonu gözüm içine yansıttığı esnada ben de onun fotoğraflarını çektim. Onların fotoğrafını çektiniz. Evet, TGRT Haber Merkezi'ni ve Ekrem Açıkel'i tebrik ediyoruz öncelikle. Ne diyorsun? Ben bir kere kadına katılmıyorum. Kadın burada doğru söylemiyor. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tür WhatsApp haberlerini bütün kanallar yayınlıyor. Herkesin görüntülerini yayınlıyorlar. Polis de çekiyor, başka. Biz Fatih Altay'ı da yayınladık. Onda orada bir vatandaş çekti. Birileri emniyetten, birileri başka bir yerleri bunları verdi. Ya bunların hiçbir şey yayınlamayacaksın. Neticede WhatsApp'lardan ben oturuyorum merdivende. Bir şey oluyor, bir kavga oluyor. Beni de çekiyor, seni de çekiyor, yayınlıyor. O zaman hiç kimseyi çekmeyeceksin, yayınlamayacaksın. Kimseye sorulmuyor bu görüntüler yayınlanırken. O yüzden kadının burada dediği şey doğru değil, bu bir. İki, bu olayın bir benzeri Amerika'da yaşandı. Bundan 1-2 ay önce. Polis kadını hem ehliyet kemeri yok, hem de kemeri yok, hem de ehliyeti yokmuş. İşte ben diyor bilmem ne senatörünün akrabasıyım diyor. Sizi sürdüreceğim diyor. Ohio'da filan oluyor. Çektiler ve kadını da polis çekti, onu yayınladı. Kadın ondan sonra süresiz olarak kimliğini aldılar. Şimdi bu kadın ön alıyor. Sen orada polise bağırıp çağıramazsın. Efendim sinir krizi geçiriyorum. Geçirme. Seni yakalamış polis. Sana polisin görevi ceza kesmek. Onu polis de çekse, başkası da çekse, ya herkesinkini yayınlayacaksın ya hiç yayınlamayacaksın. Efendim benimkini yayınlamadılar. Düşme o duruma. Sabah şimdi hepimizin durum başına bu trafikte bu tür şeyler geliyor. Senin de geliyor, benim de geliyor. Başkalarının da geliyor. Şimdi bu kadın geliyor, şöyle oldu, böyle oldu. Bu öğretim görevlisisin. Ön alıyor. Yok polis bana niye bağırıyor diyor. Bilmem ne yapıyor. Ve polis sana o kadar kibar ki cezada kesmemiş. Niye kesmemişler? Polis orada yanlış yapmış. Cezayı keseceksin buna. Ve usulsüzlüğü varsa, yani kemer takmadıysa, telefonla konuşuyorsa, emniyet ehliyeti yanında yoksa bunu takacaksın. Dolayısıyla bunlar şimdi bir tane anne diyelim ki araba bir eve giriyor, çarpıyor, onu da yayınlıyoruz. Anneye soruyor muyuz onu? Ne bileyim kafeye bir araba dalıyor değil mi? Birbiriyle kavga ediyor insanlar. Birileri çekiyor. Her akşam bütün kanallar bunları yayınlıyor. Yani kadının oradaki savunması bence boş. Öğretim görevlisi olan insan bağırmaz. Ben bir daha söylüyorum, bu kadın tedavi edilmeli. Ve bu kadın gene bağırır. Yani yarın bir gün başka o da beni niye? Çünkü yakalanmış suçlu. O suçlulukla bağırıyor. Dolayısıyla da ben tamam kendini savunmuş, o hakkıdır. Keşke herkese hak versek kendini savunmak için. O açıdan Ekrem Açıkel ve TGRT büyük iş yapmış ama kadın haklı değil. Evet, şimdi ben de şimdi polisin orada tabii duyabildiğimiz bir lafı var. Lan diye başlıyor konuşmaya. Zaten orada biraz çığlıklar başlıyor. Şimdi bu hocanın dediğine göre ben diyor görüntümün çekilmeye başlamasından sonra sinir krizi geçirdim diyor. Buradaki konuşmasında. Görüntümü niye çekiyorsunuz dedim diyor. Ve onun üzerine başladı ve sinir krizi geçirdim diyor. Yani toplantıya yetişemedim vesaire vesaire. Bunlar ayrı bir şey, katılıyorum sana orada. Çünkü yani hepimizin başına bir sürü şey geliyor. Bağırıp çağırmıyoruz. Yani bazen tartıştığımız oluyor ama yani böyle bir sinir krizi. Yani bu bakımdan hanımefendinin, ben de sana belli ölçüde katılıyorum. Öfke kontrolü konusunda kendisini bir göstermesine fayda var. Bu bir başka yanı işin. Ancak ben yine de polisin o görüntüleri tabii kendini savunmak için çektiğini düşünüyorum. Tamam, doğru ki ama şimdi kadın diyor ki, hoca diyor ki bana ceza gelmedi diyor. Tam yanlış. Orada polis hatalı. Evet. Ceza gelmedi. Hem gelmedi ceza diyor, hem de görüntümü yayınlıyorsunuz diyor. Tamam mı? Hani ben şunu demek istiyor. Ben herhangi bir şekilde şikayet etmedim, bir şey yapmadım, polis bana şöyle yaptı, böyle davrandı demedim diyor. Hani eğer kendinizi savunmak için bu görüntüleri çektiyseniz ben şikayet etmediğime göre niye durup dururken yayınlıyorsunuz diyor. Haklı orada bence. Ama şöyle, bu şimdi polis trafikte her gün böyle, ben onlarca haber görüyorum, yayınlanıyor. O zaman yayınlanmayacaksa hiçbiri yayınlanmamalı. Ya da hepsi yayınlanmalı. Doğru, bu bir şey var biliyorsun değil mi? Onu hatırlatayım. Aslında bir yasa var. Yasa var. Özel hayatın ihlal. Tabii aslında hiç kimsenin görüntüsünün, yani bu televizyonlarda yayınlanan bütün bu görüntüler dahil olmak üzere hiç kimsenin görüntüsünün izin alınmadan yayınlanmaması gerekiyor. Bir şey daha söyleyeyim. Biz geçen sene sözcü davasına giderken ben mesela akşam üzeri gördüm. Arabadan inip mahkeme kapısına doğru yürüyorduk. Yani adliyenin giriş. O açıyı CNN çekmiş onu. Bütün şeyi. O zaman Aydın Doğan Ajansı'ydı. Doğan, o kapıdan hatırlıyor musun? Beraber konuşa giriyoruz. O aslında onu da çekilmemesi farkında lazım. Değildik. İşte, tabii. Şimdi burada ama gene de şunu söyleyeyim. Polis ceza kesmemekle yanlış yapmış. Ama kadın da bir suçlu insan çok bağırır, çağırır veya çok canın yanar. İşte kadın da diyor ki beni çektikten sonra, ya herkesi çekiyor. Diyor ki ehliyetim vardı diyor. Ehliyetim sadece kırıktı diyor. Onu diyor işleme soktular diyor. Şimdi Özlem Tan. Ya bunlar bak hepsi tali konu. Evet. Kimliğin yoktur, kırıktır bu, ama orada bağırman, çağırman bilmem ne, polise kanuna göre görevi neyse onu yapmalı. Bu daha önce hani lamba takıp, çakar takıp trafiği kilitleyen İl Milli Eğitim Müdürü'ne ceza kesen polis gibi. Bence burada polis kardeşlerimizi de bir dinlemek lazım. Ne oldu ne bitti. Tek taraflı dinlememek lazım. Mesela ben şeyin yerinde olsam Ekrem Açıkel'in polisten de bir görüş alırım. Onu durduran. Ya tam olarak ne oldu diye. Tek taraflı şey kesmemek lazım. Ama bu görüntüler her yerde yayınlanıyor. Amerika'da bak o görüntüyü bulabiliriz. Bir ay önce oldu. Kadın kendisini durduran polise bir dünya hakaret etti. Seni sürdüreceğim bir şeyler. Sonra kadının ehliyetini süresiz aldılar. Polisi de ödüllendirdiler. Ama burada Özlem Atan tehdit etmiyor. Şikayet etmemiş. O zaman niye yayınlıyor? İşte o ya, ama o cezayı kesen de belki aralarında bence ne oldu? Ben sana söyleyeyim. Aralarında bir tartışma oldu. O tartışmada kameranın olmadığı kayıtlarda bir şeyler söylediler. Polis de belki ona kızıp da yayınladı görüntüyü. Belki tek ama polisi de gene burada dinlemek lazım. Evet, başvurmuşlar. Şimdi rejiden bildirdi bana Talip. Ama tabii 657'ye de tabiler ya. Onun için konuşmuyorlar yani. Dilekçe. Ama dilekçe şimdi mahkemeye yansırsa dilekçelerini şeylerini verirler. Hı hı. Yani neticede şey bir olay ama burada hani kadın ya herkesin... O bence mahkemeye intikal edecek bir duruma doğru gidiyor. Şimdi adam şey diyor ya mesela bir garip şimdi o ona yumruk attı diyor mesela bir kafede yemek yiyorlar. Adamın biri geliyor diğerine onu da yayınlayamazsın suç. Normalde özel hayatı ihlal ama evet. Onu mahkeme tabii kamusal açık yerdesin, gizli bir şey yapmıyorsun gibi yorumları var bu işleri bir de öyle durumları var. Geniş bir konu bu. O açıdan da şeydi. Kadın gene de şunu söylüyor. Önce hatayı kendine arayacaksın. Bağırmayacaksın. Evet. Ne olursa bağırmana haklı değil yani. Evet yani bu aslında bağırmak bence şey de değil. Yani bir savunma mekanizması da değil. Başka bir şey işaret ediyor. Bir öfkeye hakim olamama görüntüsünü ortaya çıkıyor. Sarıgül sendromu. Sarıgül biliyorsun kendine bir şey diyene kongrede adaydı ya adama vurmaya kalktı. Yani öfkesine hakim. Sarıgül sendromu mu deniyor? Tabii de ona Sarıgül böyle şey. Tribünlerden fırladı üzerine. Fırlıyor, atlıyor bilmem. Abi kendine belli mevkilerdeysen. Şimdi ben de her gün nelere sinirleniyorum. Kongrede. Evet ben nelere sinirleniyorum. Yani tutuyorsun kendini yani tabii bağırıp çağırmayacaksın yani. Evet ya da bağırıp çağırırsan da böyle yapmayacaksın yani. Evet. Bir de insanları bak polisleri bak. Şimdi mevki makam sahibi insanlar birini aşağılamayacaksın. Yani bazen sana bana dedi başkalarına da konumu şey oluyor daha böyle aşağılamak istiyor bazı insanlar. Onlara o da uygun cevap verirsin. Şimdi denk geliyor adam senli benli konuşuyor bilmem ne oluyor. Bunlara da başka türlü yani hukuki haklar verilebilir yani. Tabii yani kanunlar önünde herkes eşittir. Evet. Eşit olmalıdır. Ama mevki makam sahibi biri değil bu hanımefendi. Yani bir Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Az iş ama, değil. Yani bence mevki makam sahibi devlette bürokraside olan biri de aynı durumda olsa aynı şekilde davranmak gerekir. Bir de orada bir şey daha var. Burada bak, eşitlik önemli. Bir şey son şey polis arabasını da yumruklayamazsın. Polis arabası. Şey diyor onu anlatıyor. Ben tamamını dinledim için videonun. Fark etmez. Yani benim çektiklerini görünce ben de onlarınkini çektim diyor. Sinirlendim abi, diyor. Neyse tabii fark etmez. Yani sen polis çekiyor yani, diye yumruklanır mı ya? Silah çek o zaman. Yani evet. Olur mu öyle şey? Neyse. Yani olay biraz çift taraflı da dinlenilmesi gereken bir olay tabii, ama polisi de dinlemek lazım. Ben yine de dediğimde ısrar ediyorum. Sen de o görüştesin. Geçelim buna. Şimdi Trump Arjantin'de G20'de bütün görüşmelerini iptal etti. Şimdi Prens Faysal'la görüşmeyeceğini açıkladı ve arkasından Putin'le görüşmesini iptal etti. Arkasından Güney Kore lideriyle görüşmesini iptal etti. Arkasından Erdoğan'la görüşmesini de evet. iptal etti. Şimdi Prens Selman'la görüşemeyince bütün görüşmeleri iptal etti diye düşünüyorum ben. Ayaküstü görüşeceklermiş Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre. Bu arada Erdoğan da Arjantin'de büyük ilgiyle karşılamış Türk vatandaşlar ve Arjantinliler. Merkel'in uçağı acil iniş yapmış. Arjantin'e giderken Köln'e inmiş. Bu arada tekrar gidecekmiş. Asıl ilginç olan şu Cem. Cumhuriyetçi senatörlerden Trump'a büyük bir tepki var. Serdar Turgut'un bugünkü yazısı çok önemli bilgileri veriyor. Senato'da İlişkiler Komitesi'nde sorgulanmak üzere biliyorsun Dışişleri Bakanı Pompeo, Savunma Bakanı Mattis ve CIA Başkanı Gina Haspel çağrılmıştı. Haspel gitmemiş senatoya ve kıyamet kopmuş ve otoritelerine karşı bir isyan olarak nitelendirmişler senatörler bunu ve CIA diyor Kaşıkçı olayıyla açıklaması yapmak için senatoya gelmediği takdirde yönetimin önem verdiği tek bir yasayı bile geçirmeyeceğiz demişler. Ve bu arada tabii hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bir araya geldiler. Adeta bir misilleme gibi Suudi Arabistan'a yönelik olarak Yemen için yapılan Yemen'de sürdürüldüğü savaşa ABD silah yardımının kesilmesi konusunda bir tasarı vardı. Onu hemen öne çektiler ve onu da geçirdiler senatodan. Evet. Ve, böyle enteresan bir kavga var. Ve kongre diyor Serdar Turgut, Prens Selman'a karşı bazı yaptırımlar getirmek için adımlar atmaya da hazırlanıyor. Trump'a zaten kızgın bu arada hepsi. Bu arada Jared Kushner damat, onun da WhatsApp'tan sürekli Selman'la görüştüğü bilgisi sızdığı için ve 2017'de gizlice bir araya gelmişler bunlar. Selman'ın bu aile üyelerini, bireylerini, hanedan mensuplarını tutuklamaları filan bu bir araya gelişten bir ay sonra yaşanmış ve o 18 kişilik ne timiymiş bu? Kaplan takımını da ondan sonra oluşturmuş ve Kaşıkçı olayı da bunun sonucu diyor Serdar Turgut. Şeyi önce söyleyeyim. Bu Başkan Trump'ın bütün görüşmelerini iptal etmesinin sebebi şu. Gene bu bilgiyi, haberleri bizim gazeteler yanlış vermiş. Şundan diyor. Benim diyor dün onun yabancı Amerikan medyası daha iyi verdi. Her görüşmem resmi algılanıyor diyor. Mesela diyor işte Endonezya Devlet Başkanı ile görüşüyorsun diyor. Ayaküstü selam veriyorsun. Ne var ne yok bilmem ne dedin diyor. Bu resmi algılanıyor diyor. Bir görüşelim yemek yiyelim diyorsun diyor. Öyle demiş birine. Ya bir görüşelim gel seninle bir yemek yiyelim demiş. Bu resmi algılanmış işte. Endonezya Devlet Başkanı resmi yemek yiyecek gibi. O yüzden bu sadece Putin'le ilgili değil. Hiç kimseyle görüşmeyeceğini duyurdu. Putin az bir şey değil. Ukrayna meselesinde de olayın iyice bütün detaylarını öğrenelim sonra görüşelim de bilgi sahibi tam olalım. Tam olarak ne oluyor dedi. Şimdi bu haberleri bence doğru aktarmak lazım. Yani bu adam bunun Putin'le görüşmesi Ukrayna meselesinden değil. Yani bütün görüşmemesi. Evet, görüşmemesinin bir sebebi var. Bu şimdi Erdoğan'la da böyle, Macron'la da böyle, diğerleri de böyle yapacak. De böyle. Çünkü adam görüşüyor. Hani şey bana selam verdi, yemek yedi. Hemen dünya medyasına haber oluyor bu şeyle ilgili. Şeye gelince bu cumhuriyetçi senatörler filan hiçbir şey çıkmaz. Yani hani yasaları engellerler, ne bir şey yaparlar. Bunlar şimdi Trump... Ama çıkarttıkları yasa Arabistan'a... Yemen nedeniyle silah yardımının kesilmesi çıkardılar sonuçta. Yasa çıkmadı da. Gelmedi yasa. Geçirmedi. O da şimdi onu söylüyorlar. Diyorlar ki bu yasaları geçirmeyiz diyorlar. Tehdit ediyorlar yani. Ben söyleyeyim Amerika Orta Doğu'dan büyük para kazanıyor. Hele hele bu şeylerden. Dolayısıyla bu... Ha, bir dakika dur. Suudi Arabistan Yemen'de sürdürdüğü savaşa ABD yardımının kesilmesini öngören bir tasarı vardı diyor. Keşke. İşte oyladılar ve geçti diyor. Geçmedi ya. O yasa geçmedi daha. Öyle o mi? Yasa senatoda kabul ediliyor. Senatoda kabul edildi. Onu diyor zaten. Etmedi ki. Görüşülmedi onlar. Ya Serdar Turgut yanlış mı yazdı? Yanlış, evet yanlış öyle yazıyor. Mi? Serdar Turgut diyor ki iki parti kızgın olduklarından tasarıyı beklemeden genel kurula getirip oyladılar ve sonunda Amerika Yemen'de sürdülen savaşta Suudi Arabistan'a yapmakta olduğu askeri yardımı kesti diyor. Peki o demek ki bu şu demek değil mi? Ya bundan sonra Yemen'de savaş olmayacak demek. Yani Yemen'deki savaş... Yani savaş olur mu olmaz mı? Kendi imkanlarıyla olur da şimdi bu yasa geçmiş diyor. Yani bilmiyorum. Ben bildiğimi söyleyeyim. Çok da iddialı söylüyorum. Yemen'de ki savaş zaten Amerika'nın savaşı. Amerika, yani Suudi Arabistan, İran savaşı ama Amerika keşke o savaşı kesseler. Keşke bitirseler. Yemen'de bugün bir çocukcağız açlıktan öldü. Dün bütün video görüntüleri vardı. O savaşı filan şimdi Amerika ne örtbas eder ne bir şey yapar. 50 kere söylerler. Önemli yasaları da geçirmeyeceğiz diyor o Lindsey Graham. YPG ile ilgili. Bak o bir de bu toplantıların şöyle bir önemi yok. Lindsey Graham demedi mi? Ya YPG teröristleri, ben Türkiye'ye geldim, bundan çok rahatsızlar. Hatırlıyor musun eski Savunma Bakanı ile? Burada kaç defa yayınladık. Onların hiçbir hükmü yok. Bu yasaları yayınlarız, yayınlamayız derler. Ondan sonra Amerika şimdi çıkar hesabı yapar. Ama bu yasanın geçtiğini söylüyor. Sen de diyorsun geçmedi bu yasa. Ya, geçmedi. Yani diyorsun eğer geçtiyse çok önemli, geçmediyse de bir çek etmemiz lazım. Peki bak. Geçse duymaz mıyız? Şimdi yazıyorlar işte. Ya Serdar Turgut yazıyor. Evet. Amerika medyası demez mi? Yemen'deki savaş bitti, durdu diye. Evet. Duyarız değil mi bunu? Ya ama Yemen'de hala dün çocuk öldü. Durdu denmez canım. Şimdi Amerika yardımı kesti diye şey mi olacak? Savaşı durduracak mı Arabistan? Yani tamam da sonuçta devam eder yani. Onunla alakalı değil ki doğrudan doğruya. O savaşı zaten orada El-Kaide var diye yapıyorlar. O savaş Suudi Arabistan'ın savaşı değil. Amerika'nın savaşı. Orada İran'ı bahane ettiler. Evet. Aslında El-Kaide mensupları vardı. El-Kaide'yi perişan etmek için bunu yaptılar. Oraya yerleştiler ve çoluk çocuğu perişan ettiler. Keşke bak şu haber doğru olsa buna en çok biz seviniriz. Çünkü binlerce çocuk açlıktan kırılıyor. Yemek gitmiyor. Keşke Suudi Arabistan'a kesse yardıma. Hepsini yapsa da çoluk çocuk kurtulur ya. Bak dün bir videoda çocuk annenin kucağında öldü ya. Açlıktan yani zayıflıktan çocukcağız kurumuş etmiş. Keşke bu haberler doğru olsa. Bunlar... Göz boyama haberleri, tipik Amerikan medyası, göz boyama. Bir de bu yasaları geçirmeyeceğiz. Bütün yasalar geçiyor. Yani 3 ay sürüyor, 5 ay sürüyor ama Amerika'da bu iş hep böyledir. Yani geçirmeyeceğim dersin. Nasıl geçirmiyorsun yani? Hangi yasaya geçirmiyorsun yani? Sınırla ilgili yasaya geçirmeyeceğiz diyorlardı Meksika. Geçti. Örüyorlar duvarı şimdi. İnsan hakları ihlalidir, pasaportları almayacağız dedi Yemen, Irak. Almıyorlar mahkeme karar verdiği halde. Yani uyguluyorlar bu şeyleri. Yani çok dinlemiyorlar yani. Biraz göz boyama. Evet. Şimdi Amerika'daki basın özgürlüğü ile ilgili ilginç bir haber var. Ama ona geçmeden önce şimdi Ukrayna meselesiyle de ilgili birkaç şey söyleyelim. Çünkü Rus elçiliği sen oku diye önüne koydum. O senin önünde olması lazım. Bir ABD ve Ukrayna Türkiye'yi önemli bir doğalgaz merkezi haline getirecek projeye karşı koymaya niyetlerini açıkça dile getiriyor. İşte size gerçek stratejik ortaklık diye bir yazı yayınlamış. Orada altı çizili şeylere bir bakarsan sen tercüme etmek anlamında bakarken ben de şunu söyleyeyim. Bu arada tabii Poroshenko'nun, Ukrayna Devlet Başkanı'nın aslında Rusya ile çatışmayı biraz bilinçli olarak yaptığına dair veriler, ipuçları giderek artıyor. Erdoğan'da da bu konuda bir arabuluculuk görevi üstlenmiş gibi görünüyor. Merkel de Poroshenko'nun NATO derhal Rusya'ya müdahale etsin çağrısına Ukrayna için böyle bir olay için NATO Rusya ile savaşmaz deyip kestirip attı Merkel'de ve böylece önünü kesmiş oldu. Ukrayna'nın adeta Ukrayna'nın böyle bir küçük entrikası var ortada. Öyle görünüyor yani. Şimdi burada da sen okudun mu o metni? Evet, yok ama şunu söyleyeyim. Ben sana vereyim istersen. Şurada yazıyor. Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Amerika Ukrayna'ya daha önce de Kırım'ı ilhak ettiğinde yaptırım yapacağız dediler değil mi? Uygulayacağız. İzin vermeyiz dediler. Evet. Kırım'ı aldı. Ne oldu? Evet işte. Hiçbir şey olmadı. Olmaz. Olamaz. Yani ben de onu söylüyorum. Yani Rusya kocaman bir dev yani. Buna izin vermez. Şimdi Ukrayna bilmem ne. Burada savaş çıkarsa Ukrayna meselesinde bölge Rusya'nın olduğu için Rusya burada kendisine savaş açacak herhangi bir ülkeyi burada ahli Avrupa ülkesi perişan eder. Kimse şey yapmaz. Ancak ekonomik ambargo uygular Rusya'ya. Onu yapıyor zaten. Yapıyor sonuç da alamıyor. Yani Rusları açlıkla terbiye edemezsin. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Hitler kapıları kapatıp yıllar, aylarca köpek eti yiyen bu insanlar teslim olmadılar. Yani neticede bu Ukrayna meselesinde yani hiçbir şey gerilim çıkmaz. Rusya buradan istediğini bence alır. Anca Amerika askeri güç kullanacak da onu da yapmaz. Çünkü savaş pahalı bir şey yani. Benim gördüğüm şey o öyle bir şey yani. Evet. Şimdi dolayısıyla da bu şeyde o altı çizili yerleri okursan böyle bir gerilim Ukrayna ile Rusya arasında varmış gibi göründü. Ama arkasında Poroshenko'nun seçim hesapları olduğu yolunda deliller, ipuçları, emareler çok daha fazla güçlendi. Bu Kuzey Deniz akımının şeyini söylüyor. Türk akımıyla ikinci bir akım olarak bu şey söyleniyor, enerji. Valla Rusya burada askeri anlamda şeyi çok zorlar. Amerika da buraya gelip müdahale etmez. Gürcistan'daki adamın adı neydi? Şaakashvili gibi olur. Evet. Bu Poroshenko da kaçmak zorunda kalır ve Rusya'nın dün şey diyor. Ukrayna adamına Poroshenko değil mi adamın adı? Poroshenko. Putin benden bütün ülkemi istiyor diyor. Benden bütün ülkemi istiyor diye bir açıklaması var. Bu şey işi çok zor bu adamın. Yani Batı'ya güvenir de burada bir şey yapmaya kalkarsa Putin bunu öldürtür bile. Evet. Yani daha çünkü Putin daha güçlü. Yani Rusya'nın hemen dibinde interlandı filan bile değil. Yani tam dibinde bir ülke ve sen Batı'yla NATO'yla iş tutacaksın ve bu çok kolay olacak. Biraz zor oluyor tabii ki. Şimdi Amerika'daki basın özgürlüğü ile ilgili bir gelişme. Şimdi CNN'in Filistin'i destekleyen yorumcusu kovulmuş CNN'den. Evet, kovuldu. Marc Lamont Hill. Birleşmiş Milletler'de Filistin üzerine bir konuşma yapmış ve yaptıktan sonra da işinden kovulmuş. CNN basın sözcüsü Barbara Levin, Marc Lamont Hill artık CNN'de çalışmıyor demiş. Kovduk dememiş de çalışmıyor demiş. Şimdi Lamont Hill, Filistin halkının gündelik hayatta maruz kaldığı zorluklara dikkat çeken bir konuşma yapmış ve nehirden denize özgür Filistin. Yani nehirden dediği Lut Gölü'nün olduğu o şey nehri, Tiber Nehri ve denize kadar o bölgenin Filistin toprakları olduğunu söylüyor. Bunun üzerine İsrail destekçisi gruplar, Yahudi lobileri filan, Lamont Hill'in öğretim görevlisi olarak çalıştığı Temple Üniversitesi'nde ve CNN'e seslenerek işine son verilmesi çağrısı yapmış. Üniversite o kişisel görüşleri demiş, bizi bağlamaz demiş. CNN baskılar üzerine derhal işine son vermiş. Baskılar üzerine değil de zaten onlar da aynı görüşte olduğu için. Filistin'in özgürlüğünü destekliyorum demiş Mark Lehmann. Şimdi bu Mark Lehmann ile CNN Abi Amerikan medyasında özgürlük bu kadar. Filistin'i savundu diye işine son veriyorlar. Artık CNN'de çalışmayacak diyorlar. Bir şey söylemiş. Filistin'in özgürlüğünü destekliyorum. Kendisine dair kararları kendisini vermesini destekliyorum dediği için İsrail politikalarına karşıyım demiş. Yahudilere karşı değilim demiş. Yani evet, onu söylüyor, altını çizerek söylüyor. Şey yapıyor. CNN'de Amerika'da evet. Amerikan politik. Şimdi hem Trump'ı eleştiriyorlar. Hem Trump'ı yerden yere vuruyorlar. Hem de Trump politikalarına zıt bir yorumda bulunan, aslında CNN'in kendi duruşuna güya destek veren bir yorum olunca da bir adamı işine son veriyorlar. Yani bu Amerikan medyasındaki çifte standarttır. Çifte standart, ikiyüzlülük ve şimdi bu Amerikan medyasını ve yani Amerikan medyası o kadar belirlenen ezberler üzerinde yayıncılık yapıyor ki yazılı basını, evet. görsel basını. Yani sanki bir özgürlük varmış gibi. Aslında çizilen bir alan var. O alanın içinde top koşturuyorlar. O alanın, o sınırların dışına çıkmaya kalkıştığında da derhal biletini kesiyorlar. Amerikan medyası bu. Özgürlükler aynen. bu. Amerika'da demokrasi denilen şey de bu. Sudan'da bu Ömer Elbeşi ile alakalı bir yorumda bulunan bir adamın da yayını kesmişlerdi. Mesela bu George Clooney Sudan'a çok gidiyor. Evet. Efendim Ömer Elbeşir hain, aranıyor, bilmem nedir diyorlardı. Biliyorsun bize de geliyordu Ömer Elbeşir toplantılara. Orada Ömer Elbeşir'i destekleyen, daha doğrusu yani onun da haklı olabileceğine dair bir iki yorum yapan bütün yorumları kesmişlerdi. Evet. O kendilerine göre neyi uygun görüyorlarsa onu söylüyor. Ama Amerika'da ifade özgürlüğü, medyadaki ifade özgürlüğü palavradır. Mesela evet. Trump'a vurmak serbest, hadi Hillary Clinton eleştir bakalım. Evet. Evet. Ya da o bazı büyük finans kurumlarını eleştir mesela. Onları hiç eleştir. Ya da İsrail'i çok eleştir. Evet. Mesela İsrail yok edilmeli. Şimdi İran yok edilmelidir diyebiliyorsun Amerika'da. İsrail yok edilmeli diyebilir misin? Evet. Şimdi İsrail devletinin gerici ve faşist politikaları yani Nazi yöntemlerini aynen uyguluyor İsrail devleti. Yahudilere uygulanan Nazi yöntemlerini aynen uyguluyor ve bu İsrail devletine yönelik eleştiriler İsrail'in ve Yahudi lobilerinin çakallığı sonucunda Amerikan medyası ve dünya medyası da buna çok teşne. Sanki antisemit propaganda gibi yayılıyor. İsrail devletinin uygulamalarına karşı çıkmak niye antisemit olmak anlamına gelsin ki? İşte. Değil mi? Neden? Neden böyle bir şey yok? Yani Yahudi düşmanı antisemit diyelim. Yahudi düşmanı olmak yani ırkçılık anlamına niye gelsin ki? Evet. Ben İsrail devletinin politikalarını eleştirmeyeceğim mi her zaman böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalacağım diye? Böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına? Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni eleştiriyorsun, Türk düşmanısın. Aynı buna benziyor. Tabii, aynen. Bu dün mesela Fransa'da bir Yahudi Haham'a saldırı mı ne olmuş galiba bir şeyde Fransa'da. İşte Avrupa'da antisemitizm artıyor. İşte Yahudi karşıtlığı artıyor gibi şeyler, haberler var. Ya İsrail eleştirmek başka bir şey, devleti eleştirmek başka bir şey, halka ya da Yahudilik inancına, Museviliğe laf etmek ayrı bir şey. Yani evet, onu ayırmak lazım ama Amerika'da İsrail'i bütün ana akımlarda çok eleştiremezsin. Evet. Şöyle göstermelik eleştirirsin. Efendim bu Gazze'de yaptıkları yanlış, suyu elektriği kestiler yanlış, onu dedirtiyorlar. Ama İsrail yok edilmeli, İsrail insanlık suçu işliyor diyemez. Hayır, öyle bir şey de demiyor Mark Lehmann. Hiçbir şey demiyor. Yani hiçbir... diyor ki özgür Filistin diyor. Nehirden şeye kadar diyor, o topraklar onlara ait diyor. Özgür Filistin, evet. Yani bunu rahatlıkla insanlar diyebilirler. Boş boşuna Trump bunlara fake news demiyor. Öyle yani, öyle, aynen. Kesinlikle. CNN'in yatacak yeri yok. Evet, hiç yok. Yani gerçekten ve Türkiye'de düşün, İsrail'i destekleyen bir sürü yazılar çıkıyor. Şimdi bunun tam karşıtı mesela Filistin davasına destek verenlerin genel eğiliminin çok yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Yani İsrail'i desteklemek, Filistinleri ve Arapları kınamak, eleştirmek çok hani zor gibi görünür ama Türkiye'de İsrail'i destekleyen yüzlerce yazı çıkarırım ben. Ya, One Minute olayından sonra evet. O zamanki Mehmet Ali Birand'ın toplantısında Şirin Payız'ını unutmuyorum. Erdoğan'ın yaptığı doğru bir değil bilmem nedir diye Erdoğan İşte hoş olmayan sözler söyledi. Şirin evet. Payız'ın, hatta o Yavuz neydi bir tane büyükelçi var, papyon takan. O da hatta destekledi Şirin Payız'ını. O şey. Yani orada Türkiye'de o özgürlükler fazla ama Amerika'da bunu söyleyemezsin. Evet. Söylettirmezler evet. yani. Evet. Peki en ufak bir eleştiri Freedom House yazıyor mesela. Ya da İngiltere dün dedi ya, Akın İpek Erdoğan eleştirdiği için medyası... İadesini istiyorlar, vermeyeceğiz. Peki bunu mesela Freedom House yazacak mı bu olayı? Evet, yok canım. Freedom House zaten Yahudilerin kurduğu İsrailli lobilerin kurduğu bir sözde basın özgürlüğü araştırma komitesi. Yani baştan sona yalan. Yani şimdi adamlar sonuçlar çıkarıyorlar ve o sonuçlara göre de bakıyorsun Türkiye basın özgürlüğünde Gabon'dan sonra geliyor. Bilen yani hepsi hikaye. Darbeci Mısır'da insanları öldüren Mısır'daki medya özgürlüğü var dediler. 2013'te Türkiye'de yok dediler. Evet. Yani bunlar soytarı. Freedom House'dan bu adamlara kadar hepsi soytarı. Evet. Yani demokrasi ve basın özgürlüğü soytarıları bunlar. Böyle bir şey yok. Evet. Sanatçı Yusuf İslam Türkiye'ye gelmiş, konuşmuş. Türkiye haricinde ilham verici bir liderlik kalmadı demiş. Bu da ilginç bir haberdi. Dünden beri muhalif medya çok bir merak duçar oldu. Dolar neden düşüşte? Şimdi baktık, Oda TV, dolar ve euro neden düşüşte? Cumhuriyet, dolar neden düşüyor? Duvar Gazetesi, dolar neden düşüyor? T24, dolar neden düşüyor? Çok merak ettiler. Yani şimdi yükselirse normal, düşerse bir anormallik var diye düşünüyorlar herhalde. O yüzden de biraz da bu attıkları başlık kendilerini ele vermiş. Yani doların düşmesinden dolayı çok gayrimemnunlar. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. O sistem şöyle çalışıyor. Bir tane editör, bunların WhatsApp grupları var kendi aralarında. Evet. Çok net bir bilgi bu. Öyle mi? Yani çok net bir kendi ağları, grupları var. Hı hı. Bunlar oturuyorlar mesela, bir haber yapalım diyorlar. İşte dolar niye, bu da öyle. Dolar niye düştü? Dolar Euro'daki bu düşüşün sebebi nedir diye. O Gazete Duvar'da, Oda TV'de, T24'de, Diken'de, Cumhuriyet'te bunu alıyorlar. İşte o kadar akılsızlar ki bir de aynı manşeti atıyorlar. Ya bari başka manşetlerle çıkın veya saatlerinizi değiştirin. Attıkları şeyi de... Yani. Şimdi dolar 4 liraya düşse, bunlar diyecekler ki işte gene onu uluslararası bir komploya bağlayacaklar. Faizler düşse onu bir şeye bağlayacaklar. 7,5 lira olduğunda göbek atıyorlardı, 7,2 lira olduğunda. Şimdi 5,10 mu oldu şu an? 5,13'e kadar düşmüş. 5,13'e kadar bugün şu anda nedir bilmiyorum. Düşmüş. Euro şeyde 5,9, 5,8 olmuş Euro'da. 5,16'ymış şu anda. Müthiş yani, daha da düşer. Bu şimdi vatanını seven adam bundan memnun olur, düşmesinden. Evet. Bunlar tabii öyle bir vatan dertleri olmadığı için yani. Evet. Ülke batsın. Evet. Onlara ama göre. Etiketlerde çıt yok. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu demiş ki, zamlara bahane gösterilen kurun hızla düştüğünü hatırlatmış. Fiyatları artırırken insafı elden bırakan fırsatçılar bebek maması, ekmek, domates, limon, muz demeyip zam yaptılar. Şimdi tüketici için haksız fiyat artışı şikayet bildirimi mobil uygulaması açıldı. Vatandaş bunu indirerek kısa sürede şikayet edebilir. 175 hattının eleman sayısı da artırıldı. Fırsatçılar sevilmesin, mutlaka ceza alacaklar demiş. Hiçbir şey olmuyor Fuat Uğur. Olmuyor. Vallahi şimdi gidiyorsun markete, bir tane göstermelik 50 bin, 100 bin lira kestiler o 10 bin, 5 bin şubesi olan, 6 bin şubesi olanlara. İnsanlar telefon açıyordur. O muhataplar bile doğru düz telefon hattındakiler cevap vermiyor. Verdi diyelim. Hani kimlerle göstersin mesela bu tüketici hakkının bu adam. Orhan Ayan Bey. Aydın Ağaoğlu. Çık mesela bu diyelim ki bugün 30 Kasım. Mesela 20 Aralık'a kadar ne olmuş bize bir bilgi geçsin veya medyaya geçsin. Görelim yani. Şeyde haklı, eleştirilerinde haklı ama bir şey yapmıyorlar. Yani yoğurda bile %100 zam yapmış adam. Niçin yoğurda %100 zam? Hani %10-20 yaptın diyelim de %100 zam yaptın, çekmiyorsun zamları geri yani. Bir şey olmuyor. Kimse zamları geri almıyor. Evet, Hürriyet'in ilginç bir haberi var. 100 bin araca 6 ay nefes. Haberi anlamaya çalıştım ben. Şöyle bir şeymiş. Benim çok ilgi alanımda olan bir konu değil bu ama... Gümrüklerde bekleyen ve 31 Aralık'a kadar çekilmesi gereken 2,5 milyar dolar tutarındaki 100 bin otomobil varmış. Evet. Ve bu 100 bin otomobilin oluşturduğu maddi yükten dolayı sıkıntıdaymış otomotivciler. Bunlar ithal otomobiller değil mi? Evet, evet. Yani o şuymuş, ben de çok arabadan anlamadığım için iyice... Şimdi bunu 31 Aralık'a kadar çekmen lazım. Bir para şeyi var. Çekmezsen her gün para biniyor ya. Bir gümrük vergisi var. O vergi kaldırılmış 6 aya kadar. Benim anladığım o. Ha, yani ekstra bir yük bindirmeyecekler. Evet. Onlar da rahatlamlılık demişler. Çünkü her durduğu gün para yazıyor. Taksimetre Ticaret gibi. Bakanlığı bu yılın son 6 ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin vermiş. Bu yöndeki düzenleme 24 Kasım'da gönderilmiş rahat bir nefes almışlar. Hem de yıl sonunda oluşabilecek 2,5 milyar dolarlık cari açığa engel oldu bu diyor. Ek maddi külfetten kurtulduk diyorlar. İç pazarda satamayacakları otomobilleri de ihraç edeceklermiş. Şeyde haklısın tabii. Haberin öyle bir dili var ki Fuat Uğur. Evet. Yani normal arabadan anlayan bile bundan çok anlamaz. Evet. Yani tam bir ekonomi sayfası haberi gibi. Evet. Yani bunu normal bir insanın anlaması çok zor değil. Yani 31 Aralık'a kadar çekilmesi gereken araçlar için bu araba sahipleri ek süre istemişler ve bize vergi yükü bindirmeyin demişler. Evet. Hükümet de bindirmeyiz, ek gümrük vergisi almayız deyip, çünkü çekmen lazım. Bir de bu kadar araba satılamıyor ya, nereye koyacaklar? Aldı arabaları, çekti diyelim, nereye koyacak? Bir galeri düşün şimdi. 1000 tane araba geldi, nereye koyacak bunu? Evet. Şimdi bununla ilgili bir düzenleme, gümrükte bekleyecek yani bunlar. Bu o anlama geliyor yani, Haziran'a kadar. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da Almanya'ya gitmiş. Almanya Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine bir makale yazmış. Artık o da makale yazmaya başladı. Ve demiş ki, çok güldüm ama. Ne demiyor? Çok başım ağrıyor da gülemiyorum. Küçük adımlarla Türkiye'nin önünü açmak, demokrasiye gönül veren kitleleri de ümitlendirecektir. Avrupa tarafından yalnız bırakılmadıklarını anlamalarına yardımcı olacaktır demiş. Şimdi ne demek bu? Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karşı olan Almanya'yı eleştirmiş. Almanya'ya eleştirme cüretinde bulunmuş. Küçük adımlarla demiş, Türkiye'nin önünü açın demiş. Küçük adımlar, fazla büyük adımlar atmayın ki demiş. Demek istemiş bir anlamda. O kadar çok ilerlemesin Türkiye. Ama size bağlı, demokrasiye gönül veren kitleleri de ümitlendirin demiş. Demokrasiye gönül veren kitlelerden anladığı Batı'ya bağlı kitleleri kastediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada Deniz Yücel'e sahip çıkmış. Efendime söyleyeyim. Evet. Ama Türkiye'de hala Alman gazeteciler var diye Almanya'ya bizi jurnallemiş. Almanya bunu bilmiyordu, öğrendi. Şimdi casusluk yapan adam tutuklu olur. Bu kadar basit bir şey yani. Doğru. Frankfurter Allgemeine Zeitung'u güya şimdi bunu şöyle kullanacaklar. Bakın ben Alman gazetesine yazı yazdım. Almanya'yı eleştirebiliyorum ama Türkiye'de eleştiri getiremiyorum. Türkiye'de eleştiri getirince 190 bin lira da tazminata mahkum oldum. Evet. İşte 1 milyon liraya toplam yakın Erdoğan'a tazminat 1 milyon 500 bin. 1 milyon 19 bin oldu toplam. Yok, şu anda 1 milyon 500 bin. Ha pardon, manevi tazminat davası açmış. Evet. 7 Haziran'da karara bağlamış en sonuncusu. Evet. 1 milyon 19 bin lira mı ne olmuş toplam? Evet. Çok büyük para bu ama bu atılan iftiralar için bence normal. Çünkü sen mesela insanlara bu tür iftira atamazsın. Yok parası var, şöyle var, böyle var. İspat et deniyor, ispat edilemiyorsun. Bir de savunma mekanizması olarak mahkeme değişti diyor. Mahkeme her yerde değişiyor. Şimdi benim girdiğim davalarda mahkeme heyetleri sürekli değişiyor. Başka yerlerde de değişiyor. Dolayısıyla bunları, bu tür yorumlara gerek yok. Yani evini filan satıyor, arkadaşlarından borç alıyor. Yani para bulamayacak bir insan değil aslında. Kaç belediyesi vardı CHP'nin büyükşehir olarak? Dünya kadar belediyesi var canım. Yani İzmir, Aydın, bir başka yerlerden. Herkesten 50'şer 100 bin lira istese. Ya gerek yok. Kara kutu, onun şeyi var. Battalı gezisi var. Onun kasası o. Tabii canım. Dolayısıyla o kasa ona... Arkadaşları onlardır zaten. Arkadaşlarının aldığı para diyor da bence göstermelik olarak zaten satmak istediği bir yazlığı vardı onun. Evet. Ben biliyorum o yazlığı. Hiç beş para etmez aslında. Çok kötü. Ama satmış. Yani satmış. Sanki satıp da o yazlığı 200-300 bin liradan fazlaya satamamıştır o. Yani. Evet. Ama diğer paraları şeyde arkadaşlarından alıyor. Zaten kendisini yetiştirenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetiştirip Türkiye'nin başına saranların da ona bu konuda destek vereceklerini düşünüyorum ben. Deniz Feneri davasında yalnız bırakmazlar yani. 2009 yılında giderken o ellerindeki belgeyi ona tutuşturanlar Almanlardı. Evet. Diğer Almanya'ya çok gitti. O davaları gitti yerinde takip etti. Doğru. Bir önceki Hürriyet'in sahibi zamanında da onların da Almanlarla arasıydı. Ertuğrul Özkök'le arasıydı o yayın yönetmeninin, bu Allgemeine Zeitung'un. Ama evet. Kılıçdaroğlu şimdi o kadar etkisizleşti ki artık şu haber kendi mecralarında bile haber değildir yani. Çok yazık. Evet, bu Almanya'da çok işte. Almanya'nın son numarası da, daha doğrusu bu numarayı hep çekiyor. Ben izlediğim için sürekli biliyorum. Almanya İslamı diye bir konferans düzenlediler. Tam bir ne derler? Güllü Agop'un tiyatrosu. Tamam mı? Komedi yani. Yani Cem Özdemir'inden işte şeye kadar, Kuzey Ren-Vesfalya Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler'e kadar büfesinde domuz eti servisi yapılan bir Almanya İslam toplantısı yapmışlar. Liberal cami kurma planları var biliyorsun bunların. Ve bu Almanya İslamı toplantısına DİTİP çağrılı değil. Yani Almanya'daki evet. en büyük İslami grup olan Türk Müslümanlarının temsilcisi DİTİP çağrılı değil. Evet. Bunlar biliyorsun kadınların başı açık namaz kılabilmesi, erkeklerle yan yana başı açık namaz kılabilmesini. Liberal camiden kastettikleri bu. İstiyorlar. Ve istedikleri kıyafette giymesini istiyorlar. Böyle ilginç bir yorumları var İslamiyet hakkında. Seyran Ateş ve Cem Özdemir'in aralarında bulunduğu bir grup Almanya'da seküler İslam girişimini kurmuşlar. Girişim çağdaş İslam anlayışının sesi olmayı hedefliyormuş. Frankfurter Allgemeine Zeitung ise yine o gazete. Cem Özdemir, İslam'ı dejenere edilmesinde gösterdiği performansı Almanya'daki İslam'a bakış açısında umutlandıran değişiklikler oluyor. Bunu önce Cem Özdemir gibi Yeşiller Partili politikacılara borçluyuz demiş. Cem Özdemir tabii alnı secdeden kalkmayan bir insan olduğu için kenevirden başına aldığı vakitlerde namaz kılıyor kendisi. Onlara umut bağlamışlar. Çok enteresan bir gelişme. Şimdi Seehofer, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yani biz Almanya İslam'ını kabul edeceğiz ama demiş. O kadar 240 tane İslami grup var, tırnak içinde İslami grup tabii bunlar. Hepsi soytarının önde gideni. Evet. Bu kadar çok kalabalık olunca gruplar temsiliyet açısından bir karar verebilmek mümkün olamıyor. Bu grupların azalması lazım. Muhataplarımızın azalması lazım demiş. Şimdi öyle bir Almanya öyle bir çakal, tilki, kurnaz ki yani onları çağıran kendileri kalabalıksınız kendi aranızda anlaşın diyen yine kendileri. Evet. Ve böylece Almanya İslamiyet'i resmi din olarak kabul ederse Müslümanlar o kadar çok fazla haklardan yararlanacaklar ki bunu Almanya istemiyor. Alman devletini bayağı sıkıntılı bir sürece sokacak. Böyle bu salakları da beraberinde topluyor. Böylece oyalıyor Müslümanları, Almanya'daki Müslümanları oyalıyor. Ama oyunun herkes farkında. Gerçek Müslümanlar orada farkında zaten. Böyle bir tezgah sergileniyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruhu bile duymamıştır bu tür şeyleri. Evet. Anlamaz çünkü bu tür şeylerden o. Bu konferansta tabii bir tuhaflık var. Birincisi domuz eti servisi yapılmış. Evet. Oksimoron gibi yani Müslümanlığı, evet. İslamiyeti konuşuyorsunuz Almanya'da ama domuz etiyle servis yapıyorsunuz açık büfede. Bir kere bu konuyu bilmedikleri buradan ortaya çıkıyor. İkincisi bu Seehofer doğru bir şey söylemiş. Hı hı. Müslümanları temsil edecek bir muhatap gerekiyor. Doğru. Şu an çok fazla grup var. Bize daha az Müslümanı temsil eden muhatap gerekiyor. Şimdi o muhatap Diyanet. Yani DİTİP. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya'daki şubesiyle gidin görüşün ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışanlarını da bunlar ajan, provokatör diye gördükleri için bir ara baskın da yaptılar. O vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı tutukladılar. Onları muhatap almıyor. Onların istediği, kendi istedikleri İslam anlayışına, istedikleri yorumu çağdaş getirecek. İslam anlayışı. Evet. Mesela hani darbe zamanlarında bazı hocalar birden peyda olurlar, çıkarlar. Hı hı. İşte o ya haram değil, bu haram değil, o günah değil, bu günah değil. Öyle geniş bir yorum yaparlar ki mesela vesayetçilerin çok hoşuna gider bu. Neydi o hani şişman gözleri şehla bir adam var. Zekeriya Beyaz. Ha, Zekeriya Beyaz. Gibi. Şimdi onun gibi adamlara Almanya'da çıkacak domuz eti yemek haram değildir diyecek. Yaşıyor mu Zekeriya Beyaz? Yaşıyor galiba. Evet. İçki haram değildir diyecek. Mesela bu tür adamları alıyor Almanya'dakiler. Zaten Cem Özdemir gibi adamları çağırmaları, bu Kuzey Vesfalya Eyalet Müsteşarı Serap Güler'i çağırmaları biraz bununla alakalı bir şey. Yani siz İslam'ı konuşmak istiyorsanız yurt dışında bu işi bilen adamları çağırmanız lazım. Ama bu nasıl olsa bir ara Alevi vatandaşlarımızı böyle değiştirerek kendi kafasına göre bir Alevilik yaratmak istiyorsa Almanya, bunu da DHKPC üzerinden yapardı. Şimdi böyle Müslümanlığa, İslam'a bu şeyi de yapıyor. Bunlar boş ve nafile çaba ama bizlerin de yani devletlerimizin de bunu çok fazla boş bırakmaması gerekir diye düşünüyorum. Hep bir farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Evet. Hatırlarsan Birleşik Arap Emirlikleri bir tane Afrika ülkesine size şöyle böyle yapalım işte kitap gönderelim bir şey demiş. O kişi de dedi ki bir Afrika ülkesinin lideriydi yani ya siz bize yardım edin biz size İslam öğretelim Birleşik Arap Emirlikleri olarak çünkü evet. sizinki pek İslam değil gibi çok şey yorumlar vardı yani. Evet şimdi ittifak Ankara ile sınırlı kalabilir diye Selçuk Böke'nin bir haberi var. Bülent Tezcan'ı görevden almış, yerine Oğuz Kağan Salıcı'ya getirmiş ittifak görüşmeleri için. Çünkü İYİ Parti çok memnuniyetsizmiş Bülent Tezcan'dan ve ittifak görüşmelerini tıkıyor diye şikayet etmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Zaten Bülent Tezcan'ın ipini çekmek için fırsat kolluyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü o 16 Haziran, Birleşik Haziran güçlerinin bir elemanı Erdoğan Toprak, Oğuz Kağan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, bunlar bir ekip biliyorsun. O ekibin adamı olarak ittifak görüşmelerini o götürecekmiş. Oğuz Kağan Salıcı götürecekmiş bundan sonra. Şimdi ne olacak tabii belli değil. Ankara'ya galiba İYİ Parti'ye verecekler. Öyle istiyor İYİ Parti daha doğrusu. Bülent Tezcan da buna karşı çıkıyor. Çünkü CHP'nin tamamı biz ittifak yapalım, işte İl Genel Meclis üyeleri verelim İYİ Parti'ye ama İYİ Parti bizi desteklesin diyor. İYİ Parti'de aldığımız %10 var, 10 oy var diyor. İşte AK Parti ile MHP arasında 4 kat oy farkı var diyor. CHP ile diyor İYİ Parti arasında 2 kat oy var diyor. Burada bir küçük bir hile yapıyor. Kendi oyunu CHP'nin aldığı oyla karşılaştırıyor. Halbuki İYİ Parti'nin oyu %7 idi. Kendi oyu %10'du. Öyleydi değil mi? Evet. 7,5 aldı kendi. Evet. Partisi de 10 aldı. Partisi mi %10 aldı? O zaman doğru söylüyor. Meral Akşener 10 aldı. Meral Akşener parti 10 aldı. Kendi 7,5 aldı. O zaman geri alıyorum lafımı. Evet. 2 kat diyor fazla diyor. O zaman diyor ittifak diyor buna göre yapılmalı diyor. Şimdi düşünsenize diyor AK Parti'nin diyor MHP'li yaptığı ittifakta diyor ne kadar il var diyor. Büyük şehirler var diyor. Siz diyor bize diyor bunun bir benzerinin daha fazlasını yapmalısınız demeye getiriyor İYİ Parti. Meral Akşener kendince de haklı vallahi. Şimdi bu ittifak nasıl olacak? AK Parti ile MHP bunu sağladı ve büyük oranda başardı. Ama İYİ Parti ile CHP arasında benim duyduğum, onlara yakın gazetecilerin yazdığı iplerin atıldığı, yani tam bir uyuşma olmadığı yönünde. Evet. Ben sadece Ankara'da Mansur Yavaş üzerinden bir birliktelik olacağını, yani Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olup destekleneceğini düşünüyorum ama bu da net değil. Bülent Kuşoğlu'nun adı geçiyor, bu geçiyor. Oğuz Kağan Salıcı adı İstanbul içinde geçmeye başladı. Evet. Yani Muharrem İnce olmuyor. O defter kapandı. Muharrem İnce, İstanbul Belediye Başkanlığı için mi? Evet, Muharrem İnce geçmiş olsun. Bugün Nagihan Alçı yazmış, Sevilay yazmış, başkaları yazmış yani. Muharrem İnce artık bitti diyor. O devran dön, o bitti yani. Bence de bitti. Yani o artık aday olsa da boş, olmasa da boş. Olsa yani zaten Sevilay da şunu yazıyor zaten. Binali Yıldırım varsa diyor artık size geçmiş olsun diyor. İşte, Oğuz Kağan Salıcı'nın adı geçiyormuş. Tabii bunların hepsi tevatür. Yani ne kadar gerçeğe dönüşecek görmek lazım. Daha önce burada konuştuğumuz Ekrem İmamoğlu'na gene söylenmiş. Bir birliktelik yok ama burada şimdi HDP, bunları görmek lazım. Dün Yücel'in yazdığı yani HDP neyin karşılığı CHP'yi destekleyecek? Bunların hepsine bir bakmak etmek gerekiyor. Mesela Ankara'da HDP Mansur Yavaş olursa desteklemem diyormuş mesela. Bence desteklemez. Çünkü yani bir ülkücüyü HDP'linin desteklemesi akla mantığa aykırı. O zaman aday çıkaracak demek. İstanbul'da ne olacak? İzmir'de de bu Tunç Soyer'in adı geçiyor. O çok etkiliymiş. Zaten Seferihisar Belediye Başkanı mıydı? Neydi? Olabilir. Tam bir şeyini bilmiyorum, görevini. Yani anlaşamıyor CHP ile İYİ Parti şu an anlaşamıyor. Bence bu AK Parti'nin lehine bir şey yani. Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan gelmesini beklemek lazım. Çünkü o Almanya'dan ne olup bitmesi gerektiğine dair talimatları bence aldı. Almanya'da başka bir yerden geliyor talimatlar biliyorsun. Sadece Almanya'dan verilmiyor. Dolayısıyla o talimatları alıp ona göre hareket edecek bence Kemal Kılıçdaroğlu. Almanya'ya gitmesinin sebebi sadece orada Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde makale yazdığı için Almanya'ya gitti değil. Türkiye'ye şikayet ediyor vesaire. Ama her zaman yaptığı bir şey. Aslında görünenin arkası planında olan şey şu. Aslında bizim istihbaratçılarımız bunu biliyordur da oradan talimatlar alıyor. Yani Türkiye seçimlerinde, yerel seçimlerde kimle nasıl ittifak yapacaklar, nasıl bir çözüm formu bulacaklar. Bir takım mesajları da bir yerlere getirecektir mutlaka. O mesajlar doğrultusunda ve talimatlar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu zaten bir proje olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani diğerlerde yetiştirilmiş bir proje ve CHP'nin başına getirildi. Bu yüzden ona uygun davranacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, birileri diyor ki niye susuyor, niye bu kadar suskun? Susuyor çünkü ne yapacağını bilmiyor. Yani bilse konuşur. Yani ona henüz bir talimat verilmedi. Yani durumu gözlüyorlar. Çünkü AK Parti'yi ve MHP'yi gözlüyorlar. Ne yapacaklar? Diğer partileri gözlüyorlar. Ona göre bir adım atacaklar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyonu, stratejik düşünce biçimi falan yok. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutup da bir strateji ortaya koyması, bir vizyon ortaya koyması ondan beklenemez. Ben sana iddia ediyorum ve söylüyorum. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adını Kemal Kılıçdaroğlu hiç duymamıştı mesela. Aday gösterdiği zaman. O MHP'nin adayıydı. MHP'nin adayı ama hiç duymamıştı. Düşünsene. Yani şimdi hiç duymadığı bir adayı ortak aday olarak benimsediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir adam. Aslına bakarsan cahil bir adam. Ve o yüzden de bu tür şeyleri bilmez. Yani böyle bir vizyonu olan bir adam değildir. Ve onun Almanya'dan bir takım talimatları alıp Türkiye'de göreceksin bak bunu konuşacağız. Türkiye'ye geldikten sonra tak tak planlar uygulanmaya konacak ve onları da hepimiz göreceğiz. Evet. Şimdi bu 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu hani sağ bir aday seçim kazanabilir Türkiye'de diye Erdoğan'ın karşısında stratejik olarak doğru hamle ama isim yanlıştı. Tabii o işte Taha Köol da vardı, Aydın Doğan da vardı. Onlar da yattılar. MHP'nin adayıydı o. CHP de onu kabul etti. Yalnız benim duyduğum gene bu yazarlardan ve konuştuklarımdan aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayları belliymiş ama bunu partisine kabul ettiremiyor. Ben geçen hafta Cuma günü Ankara'ya giderken havalimanında Abdülkadir Selvi'yi görmüştüm. Onunla böyle konuştuk ettik. Aslında onun bütün adayları kendisinin varmış ama şimdi partide de o kadar çok bölünmüşlük var ki şey gibi hani Abdullah Gül olayında nasıl parti işte onları bir arada nasıl toplayacak bütün mesele işte, o. Hani Abdullah Gül şimdi kendisi aday yapmak istiyordu ama partisinin öyle bir sert tepki geldi ki Muharrem İnce'ye aday koymak zorunda kaldı. Şimdi burada da mesela kendisi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu istiyor. Bu net. Danışmanları da söylüyor. Ama CHP heyeti işte Gürsel Tekin olsun, Oğuz Kağan Salıcı, o bu diyormuş mesela. Şimdi kendi bir aday koyamıyor. Yani kendi adayını daha doğrusu teşkilatlara kabul ettiremiyor. Gürsel Tekin'in var ya hiçbir şansı yok. Yok. Binali Bey'in karşısında kimsenin yok. Yani yok da Gürsel Tekin'in hiç yok. İşte bence de yani Gürsel Tekin'le Binali Bey yarışırsa ya da Binali Bey ile bütün bu dediğimiz adayların herhangi biri de yarışırsa, Kılıçdaroğlu'nun kendisi de yarışırsa pek şansı yok. Ben şeyin zorlanacağını zaten düşünmüyorum. Yani bunu hep ama söyledik. Oğuz Kağan Salıcı sanki biraz CHP'yi böyle bir toparlar gibi geliyor ve HDP'de buna karşı çıkmaz gibi geliyor bana. Tabii daha şey bir isim ama ben neticede Kemal Bey parti içerisinde istediği isimleri kabul ettirmekte çok zorlanıyor. Şimdi Ankara'da belki Mansur Yavaş konusunda uzlaşacak. İstanbul'da. Tabii diğer illerde kimi gösterecek? Bir de böyle bir şey var. Ve çok sessizler. Onun da artık bir de ilçeler var. İlçeleri de kaybetmemesi lazım. Maltepe, Ataşehir, Küçükçekmece, Büyükçekmece, o bu bir sürü şey var. Onları da zaten bu aralarda göreceğiz yani şeye. Şakir Batmaz'ı dün konuşmuştuk. Sen yazmışsın FETÖ davanın ertelenmesi nedeniyle. Biraz bir sıkıntılı bir süreç var. Aslında bazı mahkemelerde bir türlü işler yürümüyor. Kayseri'de bunların başında. Sen de bugün yazmışsın gizli bir el devrede mi diye soruyorsun. Devrede mi sence? Şimdi dün bu konuştuktan sonra Şakir Batmaz'ın iddianamesini aldım, okudum. Şakir Batmaz'ın iddianamesinde bir sürü isim hakkında iddialar var. Mesela şu an Sağlık Bakanımızın yardımcısı Muhammed Güven, Erciyes Üniversitesi'nin eski rektörü, onun hakkında, bu Abdülhakim Coşkun hakkında bir sürü iddialar var. 65, 66, 67. sayfalarda. Bu Abdülhakim Coşkun, Erciyes Teknopark AŞ'nin yönetim kurulu başkanı iken, bazı kamu arazilerini, üniversitenin arazilerini Melikşah Üniversitesi'ne vermiş. Bir sürü kişinin olayıyla, Fahrettin Keleştimur, eski rektörün de onayıyla, Abdülhakim Coşkun, Muhammed Güven, hepsinin isimleri geçiyor. Bu iddialar benim değil, Ankara Cumhuriyet Başsavcımız Yüksel Kocaman'ın iddiaları. Ama olaylar geçtiği ilde görüldüğü için bu davada Kayseri'ye gönderilmiş. Abdülhakim Coşkun da bütün bu arsa vermelerine, Melikşah mütevelli heyetinde ve kurucu üye olmasına rağmen o beraat etmiş. Eşi zaten eşinin de Aliye Boydak'la çok yakın olduğu söyleniyor. Hiç soruşturma geçirmemiş. Şakir Batmaz olayını medya çok tuhaftır. Bunu kendi demiyorum. Kimse görmüyor. Kemal Batmaz'ın abisi yani 15 Temmuz'un Adil Öksüz'den sonraki en önemli ismi Kemal Batmaz'ın abisi. Deniz Kuvvetleri'nin esas imamı. Bütün orada paneller yapıyor sürekli. Evet. Eskiden beri. Darbeye kadar bir sürü Erciyes Üniversitesi'nin de imamı orayı da kontrol ediyor. Ama nedense bizim medyada bu dava ile ilgili hiçbir şey yok. Bir yer hariç hakkını teslim edeyim. Habertürk. Dün bununla ilgili tek haber yani Kayseri'nin yerel gazeteleri dışında Habertürk'te çıkmış. Öyle mi? Vallahi Habertürk'te dün buldum. Vardı. Kayseri'nin yerel gazeteleri de, onlara da buradan bir sitem edeyim, biraz da kınayım. Niçin bu Abdülhakim Coşkun olayını görmediniz? Evet. Yani bize oradan biri demese bunu, evet, bizim de haberimiz olmayacaktı. Fuat Uğur'la Cem Küçük dışında bu olayları yazan eden yok. 15 Temmuz diyorsun. 15 Temmuz'da Erdoğan'ı öldürmeye tim gönderen Kemal Batmaz ve Şakir Batmaz'dı. Bak, Marmaris'e öldürülme, yani Tayyip Bey'i öldürme timlerini gönderen Kemal Batmaz'dı. Bunun abisi Şakir Batmaz ve bu olay medyada yok. Ne var? Bugün gene hava kuvvetlerinde 20 tane baylok gözaltısı, bilmem ne gözaltısı var. Yani ben hakikaten artık söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Mahkeme Aralık ayını atmış ama senin dün dediğin gibi 31 Mart sonrasını atabilir. Son cümlede şunu söylüyor. Yani boydakları atmadı mı Temmuz'un son ortasına? Doğru. İkinci tura kalırsa ne olur diye mahkeme garanti altına alıyor. Bir şey de Abdülhakim Coşkun'un Şerif Ali Tekalan'la ve Suat Yıldırım'la net polis tapeleri var. Yani konuşmaları var. Ve hepsinin belgesi bende var. Bunları da önümüzdeki günlerde yazarız. Buraya çıkaramıyorum. Çok kalın dosyalar. Bütün bunlara rağmen bu adamlar beraat almış. Bak, beraat şey de değil, hani itirafçı da değil. Evet. Yok, zaten şey bunlar. Hiç tutuklanma yok. Yani bugün mesela Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi'nin rektörü hakkında 15 yıla kadar dava açıldığı için gök görevden aldı. Evet. Peki eski muadili Muhammed Güven, Abdülhakim Coşkun hakkında da 1,5 yıldır soruşturmalar yürürken bunlar niye görevden alınmadı YÖK tarafından? Ben alınsın, bak benim dediğim şu. Ya hepsini al ya hiçbirini alma. Evet. Yani çok tuhaflıklar dönüyor Fuat Uğur. Evet. Abdülhamit Gül bugün Cumhuriyet'in manşeti. Yargı reformu toplantısında muhalefet gibi konuştu diye atmış. Pardon sözünün yargı lüpetinden silinmesi gerektiğini belirtmiş. Hak ve özgürlüklere orantısız müdahaleler, uzun soruşturmalar, açılmayan davalar haklı eleştirilere neden oluyor demiş. Ve bu konuşma tabii adaletin pardonu diye manşete taşınmış. Çok güzel ama AKİT'in şu başlığı da manşette çok güzel. Adalet sadece balyozcuya mı diye bir başlık atmış. İslami dava mağdurları Adalet Bakanı Gül'e seslendi. Ergenekon, askeri casusluk, balyoz ve Oda TV davalarında yargıçların FETÖ'cü olduğu tespitiyle davalar sil baştan görülüp 1100 kişi tek tek tahliye edildi. İslami davalarda yargılananlarla ilgili FETÖ'cü hakim ve savcıların bariz etkisi ortada olmasına rağmen ceza üstüne ceza yağıyor. İşte biz de her iki gazetenin de manşetinde ele alarak konuşalım. Adalet Bakanı'na sık sık çağrı yapıyoruz. Sadece bu tür siyasi davalar değil, adli olaylar, yani sokakta yaşanan bir takım olaylarla da ilgili olarak adliyenin ciddi bir handikap yaşadığını ve ciddi bir çıkmazda olduğunu görüyoruz ve bunun yöntemleri konusunda konuşuyoruz. Harekete geçirmesi lazım bence. Ben Akit Gazetesi'nin bugünkü manşetini çok beğendim. Adalet sadece balyozcuya mı? Balyoz, Oda TV, Ergenekon davaları olunca mahkeme başkanları FETÖ'cüdür diye, tamam doğru, davalar bir daha görülüyor. Ama başka davalar olduğu zaman o FETÖ'cü ona olmasına bakılmıyor. Aynı savcı hakim Oda TV, Ergenekon, balyoza bakmış ama diyelim ki Hüdapar davasına da bakmış ya da başka davalara da bakmış. Onlara mahkeme bir şey yapmıyor. Yargıtay bir de bu cezaları onayladı. Evet. Şimdi bu tabii İslami kesimin, muhafazakar kesimin birlik olamayıp bu olayları duyurmasından etkisiz. %100 suçlu olsa bile, bak Hüdapar'dakiler suçlu veya suçlu demiyorum. Suçlu da olsa, masum da olsa, eğer FETÖ savcısı hakim varsa bu davalar niye bir daha görülmüyor? Evet. O zaman Oda TV'nin, balyozcunun, Ergenekon'un ayrıcalığı var. Evet. Yani Sayın Abdülhamit Gül'ün bütün bunları dikkate alması gerekiyor. Programımızda şu Maria Callas'la bitirelim. Maria Callas dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sopranosu. Büyük armatör, Rum armatör. Kendisi de Rum zaten Maria Callas. Onassis'le evlenmiş, birlikteydiler. Fakat Onassis, Jacqueline Kennedy için Maria Callas'ı terk etti biliyorsun. Ve Maria Callas büyük bir şeye düştü. Depresyona girdi ve üzüntüye girdi. Şimdi Maria Callas tabii kaybedildi. Bir takım görüntüleri var, konser görüntüleri de var. Şimdi Maria Callas'ı yeniden sahneye çıkardılar ama hologramla sahneye çıkardılar. Bana çok ilginç geldi gerçekten ve inanılmaz geldi gerçekten. Ve konser salonunda orkestra da var ayrıca yani. Çok ilginç. Görebilir miyiz arkadaşlar onu? canlı olarak karşındaymış gibi değil mi adeta? Bu şimdi demek ki Michael Jackson'a da, Freddie Mercury'e de yapılabilir. Muhteşem bir olay gerçekten. Yani şimdi orkestra çalıyor gibi mi yapıyor? Yoksa çünkü bunlar Maria Callas'ın zaten videolarından alınma. Evet. Videolarından alınma. Bunu holograma dönüştürüyorlar ve getiriyorlar. Ama kaç boyutlu? 3 boyutlu değil mi? 4 boyutlu. 4 boyutlu galiba. 4 boyutlu galiba. Evet, güzel. Olağanüstü yani. Gerçekten. Herkese yapılır artık. Evet, evet. Güzel olmuş. Hafta bitti sevgili seyirciler. Maria Callas'la bitirmiş olduk. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdaydık. Gelecek hafta yine pazartesi günü burada olacağız. Hoşçakalın.